ülkemizin başına gelen deprem felaketinin sonucu yaşanan onca acıyı anlatamadan geçemiyor. Geciken gençler, geciken konvoylar, geciken çatırlar, geciken konteynerler, geciken askerler. Ve asrın depremi, asrın felaketine döndü. Bir daha bu ülkede böyle anlayışla yönetilen bir ülkede tekrar felaket yaşamamak dileğiyle. Allah ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve desteklerimizi de eksik etmeyelim diyorum. Sayın konuklar, zafer olsun bizden. Ankara'ya bahsediler yüksek oldu. İngilizce turizm bölümü ve İngilizce öğretmenliği mezunuyum. İyi derecede İngilizce biliyorum. Bir özel okul sahibiyim. Aynı zamanda Ankara'da işletmem var. Orada ailemle görüşüyorum. Bilecik'e kızımı gelinlere Bilecik'te oldum. Bir torunum var. Eşim, damadım, kızım beraber burada yaşıyoruz. Rahmetli annem ve babam da buraya teslim etti. Bu seçim sürecinde mutabakat metniyle hizmeti izah edildi. Mutabakat metni demek sorumluluk demektir. Ve bizim bazı keskin fikirlerimiz konusunda dikkatli olmamız ve ağzımızdan çıkacak olan kelimeleri dikkatli sarf etmemiz gerektirmektedir. Yani mutabakat anlaşma demektir. 6 tane farklı görüş demokrasi demektir. Demokrasiye giderken başkalarını dinlemeyi mutlaka öğrenmeliyiz. Hedef nedir? Layık, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Ve Atatürk ülkeleri doğrultusunda yürümek. Sayın Üstadım, para sıfırlandı mı diyen anlayışa, konfederasyon tartışılmalıdır diyen anlayışa, bakara makara diyenlerin büyük tercih yapıldığı bir Türkiye. 6 yaşında evlenir, evlenenin de rızası vardır diyen anlayışa artık geçip verilmeli. Onun için parlamenter sistem, onun için hukuk devleti ve onun için ayaklar altına alınamayan Atatürk milliyetçiliği, onun için üniter yapı, onun için ne mutlu Türk milliyetler, milli eğitim. Bu nedenle iktidarımızda hızla hukuk devletine dönülecektir. Yolsuzluklar zaman aşımından çıkarılacaktır. Eğitimde derhal revizyona gidilecek, özgür basına destek verilecektir. Liyakatlı kadrolar öne çıkarılarak parti devlet düzeninden hızla demokrasiye geçilecektir.